Nasıl geçirdin? Şöyle temiz geç. Peki. Nasıl oldu? Başlayalım isterseniz. Bugün uzun bir gün olacak, kalacaksınız diye ümit ediyorum. Her iki dizinin de ilk bölümlerini izleyeceğiz birlikte ve yapım ekibi bize katılacak. Yapım hikayesini de dinleyeceğiz, sorular soracağız. Pay TV üyelikleri özellikle video bazında Pay TV üyeliklerinin büyümediğini ya da çok az da olsa küçüldüğünü göreceksiniz birçok Batı Avrupa ülkesinde ve Kuzey Amerika'da. Ve buradan internet televizyonlarına kaydını göreceksiniz. Bir kullandığımız argüman da aslında şirket içerisinde buydu. Bazen %100'ünü Puhu'ya çağırıyoruz, Puhu'ya davet ediyoruz ve bizim biraz daha bakış açımız herkes gelsin, herkes bizim Puhu'daki yapımlarımızı izlesin ve Türk dizisinin, Türk filminin keyfine varsın. Şimdi giderek bu servis sağlayıcılarla platformlar arasındaki işbirliklerin hatta ortaklıkların olduğunu görmeye başlıyorum. Yani böylece ben işte dediğim gibi bir servis sağlayıcının feed'i olmasını garipsemiyorum. Çünkü onların lehine olan bir şey bu. Ne kadar arttırırlarsa aslında o kadar para kazanırlar. Bence bu modeller artacak. Kendi içinde kendini geliştiren bir iş oldu aslında. Yani hepimiz için öyle olduğunu düşünüyorum aslında biraz. Yani o yüzden de verimli bir süreçti. Senarist olarak gözükmüyor sadece künyede. Belki aynı zamanda yurt dışı dizilerinde çok sık gördüğümüz yaratıcı kavramı, işte proje tasarımı diye geçmiş sanırım künyede. Tam olarak hani neyi kapsıyordu? Biraz böyle bir bahsettim ve biraz daha detay vererek orayı anlatırsan çok sevinirim. Tabii aslında bütün kreatif kararların başında olmak, o mesuliyeti almak ve devamlılığını sağlamak. Yani kastı yapmak, yönetmen seçimi, aklınıza gelebilecek her şey. Yani Masum'un afişinin logosunu da ben kendime evde yaptım en basitinden. Yani iyi bir tecrübe oldu. Farklı bir şey söylemeye çalışıyorum şu an. Yani. Sinemamızda da ya komedi karakterlerinin dışında karakter diyebileceğimiz, hikayesini takip edebileceğimiz veya çizginin dışında bizi etkileyebilecek, onunla kendimizi bir şekilde ifade edebileceğimiz karakterlerimizi kaybettik. Ama tabii ki bize ulaşanlar oluyor. Bize önerilen amatör, yarı amatör, hatta profesyonel işler de oluyor. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz ve iyi işleri de almak istiyoruz. Nasıl geçirelim? Şöyle temizleyelim.